İşçinin maaşı 1404, milletvekilinin maaşı 27 milyar. Buyurun buradan yakın. Kim ne yapacak? Hani fakir ne yapsın? Ona fakir fukaraya oluyor. Bir simitle zaten geçinemez. Dediğim gibi milletvekillerin maaşı 27 milyar, işçinin maaşı 1 milyar 404. Hani siz buradan düşünün, sizin düşünceleriniz nelerdir? Asgari ücret 1404 lira olmuş. 1404 lirayla geçinemiyoruz. 1404 lira dediklerinde yani biz o parayla ne ev kirasını verebiliyoruz, ne su faturası ödeyebiliyoruz, ne elektrik faturası ödeyebiliyoruz. Çünkü 1400 lira yaptığında, 1404 lira yaptıklarında bunlar her şeye zam getirdi. Benzine zam getirdi, suya zam getirdi, elektriğe zam getirdi. Yani bizim burada hiçbir türlü bize para kalmıyor. Ücretine dahi zam gelmiş yani. Hastaneye gittiğimizde biz bir fiş kesiyoruz, fiş parasını bile bizden alıyor. Normalde devlette hastaneler ücretsiz olacağı yerde bize burada para kesintisi yapıyorlar. Uzatılmasının nedeni yani Türkiye'nin cebine bir şey girmeyebilir. Yani nasıl söyleyeyim size? Burada bize 1404 lira yaptıkları yerde yani o para tekrar bizim cebimizden çıkıp devletin kasasına giriyor. İnsana askeri ücret yeterli değil. Biz bu askeri ücreti pek uygun karşılamıyoruz. Yani 1404 lira yerine yani 1600-1800 yapsaydılar daha güzeldi. O zaman her aile geçimini yapabilecek durumda olurdu. Asgari ücret 2000 lira olsa geçim yok. Neden? Hayat şartları zor. 100 lira asgari ücreti 100 lira zam yapıyorlar. Arkasından da elektriğe, ona, buna, şuna her taraftan bir daha zam geliyor. Günlük bir simitle bile geçinemiyor. Ben aylık 2500 lira maaş alıyorum. Onunla bile geçim yapamıyorum. Asgari ücret ödeme maaşı alan nasıl geçim yapsın? Abim bile maaşı 1400 lira geçinemiyor. 5 çocuğu var. 3 tane de öğrenci bakıyor. Bir ortada insanlar burada. Bence çok az bir şeydir. Çalışanlar için az bir şeydi asgari ücret. Ancak ekmek, peynir günlük şey alır. İşte ne olacak? Zaten zamlar her zaman oluyor da sanırım zor geçirirler. Hayat standardı olması lazım. Devlet bu politikayı uygulayıp hayat standardı yapması lazım. Zaten malum her şey ortada. Bir yerde de hayat standardı devlet, ekonomi bakanlar var, bakanlarımız var. Ekonomistlerimiz var. Bunu değerlendirip de yani refah için ne yapılması gerekiyorsa hem sanayici için hem İşverenler için olsun, hem çalışanlar için olsun bence daha uygun olacak. 100 milyon verseler 200 milyon zarara girer millet.